kitabı da gösteriyor değil mi Şeyda? Aziz dinleyiciler, Mevla-i Zülcelal iman edip istikamet üzere olan kullarının dünyada, ahirette ulaşacakları mutlu neticeyi Fussilet suresinin 30. ayet-i kerimesinde müjdeliyor. Buyuruyor ki, Estağfirullah, اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ Sureti muhakkakada ol bir hakiki mümin kullarım ki onlar Rabbin Allah dediler. Bizi yoktan yaratan, anen feanen terbiye edip büyüten, kemalata ulaştıran Rabbimiz Allah'tır dediler. Böyle inandılar. Bu imanın ilk şartıdır. Allah'a inanmak. Allah vardır, birdir. Yerleri, gökleri, bütün kainatı yaratan O'dur. Bu ahdi biz daha bu aleme gelmeden ezelde verdik. Malum olduğu üzere Hazreti Allah cesetlerimizi yaratmadan önce ruhlarımızı halk buyurdu. Mahlukatın hepsinden önce de Peygamber Efendimizin nurunu ve ruhunu yarattı. Sonra diğer ruhları yarattı. Şu dünyaya ne kadar, kıyamete kadar ne kadar insan nesli gelecekse bütün bu neslin ruhunu yarattı ve imtihana çekti Hazreti Allah. Ruhlarımıza hitaben Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Orada bütün ruhlar bela, evet Rabbimizsin ya Rabbi dedik. İşte ne zamandan beri Müslümansın diye sorulduğunda hep bu cevabı veririz. Galu bela. Bela dediğimiz zamandan beri Müslümanız deriz. Evet. Bütün insanlar orada tav'an veya kerhen bela dedi. Yani herkes ya Rabbi Rabbimizsin dedi, tasdik etti. Orası itiraz yeri değildir. Yeri gelmişken halk arasında dolaşan bazılarının ortaya attığı yanlış bir fikri de izah etmiş ve doğrusunu söylemiş olalım. Efendim diyorlar ki ezelde ruhların bazısı secde etmiş, bazısı etmemiş. Secde eden mümin gider, etmeyen kafir gider gibi. Ustazlar, büyükler bunu güzelce izah etmişler. Ve buyurmuşlardır ki, ezel itiraz yeri değildir. Orada bütün ruhlar, herkes bela dedi. Rabbimizsin ya Rabbi dedi. Ve herkes secde etti. Şu kadar var ki, tav'an veya kerhen. Yani bazısı İçinden kaynayan bir aşkla, şevkle bela Rabbimizsin deyip secdeye kapandı. Bazısı bil mecburiye secde etti. Ama orası itiraf yeri değil. O iddia yanlıştır. Yani bazı secde etmiş, bazı etmemiş. Secde etmeyen kafir gider gibi sözler insanın itikadını da kökünden sarsar. Çünkü her şey olmuş bitmiş demek. O zaman biz burada ne yapsak netice aynıdır, değişmeyecek gibi. İnsanın itikadını kökünden sar. Cenab-ı Hak kullarına bir irade-i cüz'iye vermiş. Tercih hakkı tanımış. Hayrı şerri, hangini istersen Mevla onu halk eder. İnsan iradesini iyiye kullanırsa Mevla iyiyi halk eder. Kötüye kullanırsa kötüyü halk eder. İşte onun için insan cenneti de cehennemi de kendi iradesiyle alır. Evet. Ezelde bütün ruhlar vela. Evet Rabbimizsin ya Rabbi dedi. Tasdik et. Üç defa hitap etti Cenab-ı Hak. Peki kullarım buyurdu. Sizin şu ruhunuza ceset elbisesi giydirerek sizi bu alemden başka bir aleme çıkaracağım. Orada da Rabbin Allah, Rabbimiz Allah'tır der misiniz?
Evet ya Rabbi, bizi hangi alime götürürsen götür, her yerde biz Rabbimiz Allah'tır deriz. Üçüncü defa sordu Cenab-ı Hak. Peki kullarım buyurdu. Orada önünüze bazı insü cin şeytanları çıkacak. İnsan ve cin şeytanları çıkacak. Sizi bu imanınızdan, bu inancınızdan, bu ahdinizden döndürmeye çalışacak. Sizi idlal ve ifsad etmeye, sapıtmaya çalışacak. Siz onlara uyar da bu ahdinizden döner misiniz? Yoksa şu ahdinizde sabit mi kalırsınız? Ya Rabbi, biz, bizi senden ayırmak isteyen o insan ve cin şeytanlarına uymayız. O idlal ve ifsad edicilere tabi olmayız. Sana verdiğimiz şu ahdimize sadık kalırız. O halde buyurun imza edin. Üç suret ahitname imzaladık. Ruhumuzla sen de, ben de, o da, herkes imzaladı. İşte onun bir kopyası Kabe-i Muazzama'da Hacerül Esved, esas adı Hacerül Esad'dır. Cennetten gelen bir taştır. O mübarek taşın içinde. Bir sureti Levh-i Mahfuz'da, bir sureti makam-ı ahd olan şu göğüs nahiyemize yerleştirildi. İşte buraya Türkçe'de iman deriz. Her gün beş vakit Kabe'ye döndüğümüzde yine hac farizasını eda etmek için Beyt-i Şerif'e vardığımızda o mübarek taşı karşılar, karşısında hürmetle, saygıyla durur ve öyle niyet eder. İçimizden öyle geçiririz. Ya Rabbi, ezelde ruhumla seni tasdik etmiş, üç suret ahitname imzalamıştım. O suretlerden göksümde olanla bu mübarek taşın içinde olanı şurada karşılaştırarak ahdimi tecdid ediyorum. Kulluğumun icabını yapmaya çalışıyorum. Sen ben hakiki kulun olarak kabul eyle ya Rabbi. Rahmetinle, mağfiretinle yarılda bağışla ya Rabbi diye içimizden böyle niyet ederiz. Böyle geçiniz. Evet. İşte Rabbinallah, bu imanın ilk şartı. Biz bunu ezele dedik. Şu aleme gelince de yine Rabbimiz Allah'tır diyor. Evet, Allah vardır, birdir, şimdi bizi görüyor, sözümüzü işitiyor, içimizden geçen niyetleri, maksatları biliyor. İman ettikten Allah'a, imanın bütün şartlarına inandıktan sonra da istikamet üzere olmak işte. Onu da Cenab-ı Hak beyan ediyor. İkinci madde olarak sünnestegamu. İman eden inan ve sonra da istikamet üzere olan kullara. Doğru, niyeti doğru, ameli doğru, insanlar arasında muamelatı doğru, alışverişinde doğru, kantarında, terazisinde doğru, sözü doğru, özü doğru, niyeti doğru. İşte böylesi kullarını methü sena ediyor Cenab-ı Hak. Tabii iyi niyet zaten esastır aziz dinleyiciler. Büyükler niyet hayır, akıbet hayır demişlerdir. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de amellerin kabul olması ve kamil olmasının iyi niyetle mümkün olduğunu beyan ediyor. Buyuruyorlar ki innemel amalu bin niyat, muhakkak ameller niyetledir. Amelin kabul olması, kamil olması halis niyetle. Niyet halis olursa amel kabul olur. Ama niyet bozuk olursa kabul olmayabilir. Bu çok mühim. İbret alınacak bir hadisedir. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı dünyaya getirdiği zaman dünya yaratılmış. Tüm mahlukat da var. Fakat Adem yok. Onu da cennetten getirdi Cenab-ı Hak, dünyaya koydu. Hak Teala şun yarattı alemi, kıldı Adem'le müzeyyen alemi, Adem'le alemi süsledi Hazreti Allah. Adem'i de cennetten getirdi. Daha önce diğer mahlukat var, Adem henüz gelmemiş, onu da cennetten getirdi. Dünyayı Adem'le tezyin etti Hazreti Allah, süsledi.
melekler bütün yeryüzündeki mahlukata duyuruyor, ilan ediyor. Yeryüzüne cennetten Adem geldi. Allah halifesi, şerefli mahluk, Adem cennetten dünyayı teşrif etti diye melaike-i kiram yeryüzündeki mahlukata duyuruyor, ilan ediyor. İşiden mahlukat içerisinde geyik diyor ki, yeryüzüne Adem gelmiş, Allah halifesi, şerefli mahluk. Gidip diyor onu bir ziyaret edeyim. Ve doğru geliyor Adem Aleyhisselam'ı ziyaret ediyor. Etrafında dönmüş, tavaf etmiş. Teşbihle anlatmak icap ederse bazı sadık köpekler olur. Sahibi böyle kapıdan çıktığı zaman koşar gelir, ayağına kapanır, etrafında döner, ayağından öper, gönlünü alır yani. Sadık köpek yani. Bir dilim ekmek yiyecek veriyorsun da ne kadar cilve yapıyor. Efendisini memnun etmek için, sahibini memnun etmek için. Pervane gibi etrafında dönüyor. İşte onun gibi geyik de gelmiş Adem Aleyhisselam'ın ziyaret ediyor, etrafında dönüyor, tavaf ediyor. Çok memnun olmuş Adem Aleyhisselam. Başını sıvazlamış, sırtını sıvazlamış, başını okşamış. Mübarek hayvan, ne sevimli hayvanmışsın diye sevmiş, iltifatta bulunmuş. Ve geyik ziyaretten dönünce diğer hayvanat arasına vardığında çok güzel bir raiha hissediyorlar. Çok güzel bir mis kokusu. Demişler ki ya bu güzel raiha sana nereden geldi? Daha önce yoktu. Demiş ki siz de duydunuz ya, melekler ilan etti. Yeryüzüne Allah halifesi Adem geldi, şerefli mahluk. Ben gittim onu Allah için bir ziyaret ettim. Başımı okşadı, sırtımı sıvazladı. Hissettiğini o güzel raiha ondan bana intikal etmiş olabilir diyor. Bunu işiten diğer mahlukat, hayvanat, ha öyleyseydi gidip bir de biz de ziyaret edelim diyorlar. Gelip onlar da ziyaret ediyor. Dönüyorlar fakat o raiha onlarda yok. Geyik de var, onlarda yok. Neden? Geyik gelirken Allah lillah için geldi. Bir menfaat, bir koku almak, bir çıkar, şu bu düşünerek değil. Allah lillah için Allah halifesini ziyarete geldi. Niyeti çok halis. Sonraki gelenler misk kokusu, raiha, koku almak için geldiler. Onlarda o ihlas yok, o niyet yok. Onun için onlar ona nail olamadılar. Ve bugün dünyanın en güzel miski Adem Aleyhisselam'ı ziyaret eden o geyiğin nesli, bazısının tepesinde, bazısının göbeğinde bir zar torba içindedir. Dünyanın en güzel miskidir. İbret alınacak bir hadise değil mi? İşte halis niyet olduğu için nelere nail oluyor. Ama niyet ihlaslı olmazsa kaybedebilir. Yine tarihi bir kıssadır. Harun, ünlü İslam halifesi, Harun-u Reşid'in hanımı Zübeyde Hatun, Mekke-i Mükerreme'ye su getiriyor. Çok uzak yerden. Mekke-i Mükerreme'de bugün dahi onun getirdiği bu su içilir. Ma-i Zübeyde derler. Zübeyde suyu denir. Zaten başlıca iki su var. Birisi Allah mucizesi olarak Cenab-ı Hakk'ın halk ettiği büyük şifa olan Zemzem suyu. Diğeri de Ma-i Zübeyde denir. Araplar Ma-i Zübeyde derler. Yani Harun-u Reşid'in hanımı Zübeyde Hatun'un getirdiği su. Bir çok uzaktan Bağdat cihetinden kanal açtırarak, binler milyonlar harcayarak, servetini koyarak bir su getirmiş. Halen hacılar o suyu içerler. Ma-i Zübeyde derler. Bu Zübeyde Hanım vefat ettiği zaman kendisini tanıyan hanımlardan birisini onu cennette güzel büyük bir köşk içinde görüyor. Diyor ki ey Zübeyde diyor, elbette büyük bir hayır yaptın. Milyonlarca hacıyı suladın. Uzaktan bir su getirdin. Su hayratı yaptın. Şimdi bu dereceyi, cennetteki bu makamı onunla almıştırsın değil mi diyor.
Zübeyde Hatun diyor ki, hayır diyor, onunla alamam. Birçok kralların, meliklerin, devlet adamlarının, zenginlerin yapamadığı bir hayrat eserini yapmak bana nasip oldu derken, nasılsa içime bir ucup gelmiş, ondan bir şey kazanamadım. Yalnız bir diğer amelim Rabbimin rızasına vesile olmuş, onunla bu makamı bana verdi diyor. O diğer ameli de şuymuş. Ezan okunduğu zaman hürmetle dinler, ezanı duyar duymaz Aziz Allahu Ekber der, toparlanır, saygı ve hürmetle dinler. Ezandan sonra ezan duasını okurmuş. Ezan duası şu aziz dinleyiciler. Bilelim de ezana hürmet ve saygıda bizler de huzurda bulunmayalım. Zaten imansız ölmenin bir sebebi de ezana hürmetsizlik yapanlardır. Hürmetsizlik yapmak imansız gitmeye sebep olan hadiselerden birisidir. Allah korusun. Ezan duası şudur. Ezan okunduktan sonra bu dua okunur. Allahümme Rabbi hazihi daveti taammeti ve salati zaimeti ati ala seyyidina Muhammedin vesilete vel fazilete ve b'ashu makamen mahmuden illezi ve attehu inneke la tuhliful mi'at. Zübeyde Hatun bu duayı okurmuş ezandan sonra. İşte diyor, bu amelin Rabbinin hoşuna gitmiş, razı olmuş, onunla bu makamı bana verdi. Evet, aziz dinleyiciler, ibadetin büyüğü küçüğü olmaz, iyi niyetle yapılması mühimdir. Hayır amellerinde keza iyi niyetle yapılması mühimdir. İyi niyetle yapılan küçük bir amel bakarsın rızaya vesile olur. Ama büyük ameller yaparsın da bir noksanlık olur, o rızayı elde edemez. Yine öyle anlatırlar. Yolda giderken vaktiyle birisi yolun kenarına bir kazık çakmış. Şöyle düşünmüş. Gelip geçenler burada dinlenirler, istirahat ederler. Onların atlarını, merkeplerini bağlamaları için şu kazığı buraya çakayım diyor. Kazığı çakıyor, atını bağlar, merkebini bağlar. Burada oturur, dinlenir, yemeğini yer, istirahat eder. Onun atını, merkebini bağlaması için ben şu gazıyı buraya çakayım diyor, çakıveriyor. Çok halisanetle, bir niyetle bunu yaptığı için Allah razı oluyor. Bir başkası da geçerken yolun kenarında çakılı bu gazıyı görüyor. O da şöyle düşünmüş. Bu gazık gelip geçenlerin ayağına takılır, düşürür. Bir maniadır. En iyisi mi ben bunu bertaraf edeyim diyor. Tutuyor gazığı, asılıyor, sallayıp çıkarıp atıveriyor. Ondan da razı oluyor Cenab-ı Hak. Onun da niyeti halis. Yapılan iş çok zor bir iş değil. Biri gazığı çakmış, diğeri de çekmiş, atıvermiş. Yani basit bir gayretle yapılan, küçük bir gayretle yapılabilen işler. Ama yapanların niyeti halis, çok halis ve Mevla razı oluyor. İşte hayır amelinin, ibadetin büyüğü küçüğü olmaz. Mühim olan ihlasla yapılmasıdır. Allah ona muvaffak etsin cümlemizi. İşte okuduğum bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak böyle ihlasla, istikametle amelde bulunan, iman eden, amelde bulunan kullarını metru sena ediyor. Buyuruyor ki, Estağfirullah. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبِّنَ اللّٰهِ Sureti muhakkakta ol bir hakiki mümin kullarım ki onlar Rabbin Allah dediler. Bizi yoktan yaratan, anen fe anen, terbiye edip büyüten, kemalata ulaştıran Rabbimiz Allah'tır dediler. Böylece inandılar, iman ettiler. Sümmestekanun, sonra da istikamet üzere oldular. Dost doğru, ameli doğru, muamelatı doğru, kantarı terazi doğru, niyeti doğru. İyi niyetle Allah yolunda yürüyor, böyle devam ettiler. Böylesi kullarım. Ne yaparsın ya Rabbi sen böylesi kullarına? Cenab-ı Hak işte onu beyan ediyor. Tetenezzelu aleyhimul melaike. Benim böylesi kullarıma zaman zaman müjde için melekler gelir. Melekler iner.
ne derler? Derler ki Ellâ tehâfû ve lâ tehzenû. Korkmayın. Siz inançlı, dürüst, niyeti iyi, ihlaslı kişiler korkmayın. Mahzun da olmayın derler. Bunu, bu müjdeyi melekler zaman zaman benim böyle kullarıma yaparlar buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte ibadet-i taatta bulunduğumuz zaman, namaz kıldığımızda, Kur'an okuduğumuzda, Kur'an dinlediğimizde, biz ibadet-i taatta bulunduğumuz zaman bir zevk hissederiz. Yeter etmesi lazım benim. Bir feyiz, bir zevk, bir manevi neşve ibadet-i taatta bulunduğu zaman, Kur'an dinlediği zaman, namaz kıldığı zaman bir zevk duyar. İşte bu zevk melaike-i kiramın manen telefonla perde arkasından yaptığı bu tebşiratın neticesidir. Bu iman ehline hayattayken zaman zaman yapılır. Bir de en son bu alemden ayrılırken yapılır. En son anı ki insanın tabii en garip zamanıdır. Ölüm anı artık annesinden, babasından, eşinden, evladından, her şeyinden ayrılarak başka bir aleme yöneliyor. Garipliği bütün dehşetiyle hissedeceği, etmeye başladığı bir anda melaike-i kiram en sevdiği kişiler suretinde ona gözüküveriyor. Basireti açılıyor artık ve ona diyor ki korkma. Ellâ tehâfû ve lâ tehzenû. Gideceğiniz yerden korkmayınız. Geride bıraktığınız çoluk çocuğunuzdan da mahzun olmayın. Çünkü siz onlara dinini öğrettiniz, Kur'an'ı öğrettiniz, ilmi halını öğrettiniz, onlara iyi terbiye verdiniz, haramı halalı seçtirdiniz, doğru yola koydunuz. Onun için mahzun da olmayın. Ama bu vazifeyi yapanlara bunu diler. Yoksa çoluk çocuğunu ihmal etmiş, bırakıvermiş küfrün bataklığına, bid'atların, batılların karanlığına, Allah korusun, hidayetten uzaklaşmış, isyan ve tuğyan içinde ve onlara gereken çobanlık vazifesini yapmamışsa, ona böyle demezler tabii ki. Onlara da korkun gelireniz yerden, mahzun olun geride bıraktığınızdan, size rahmet değil. Rahmet okutacak kişiler bakmadınız. Allah Allah, Allah muhafaza olsun. Ama iman etmiş, istikamet üzerine çoluk çocuğuna kitabını, Kur'an'ını, dinini öğretmiş, İslam'ın esaslarını öğretmiş, onları hak yoluna yönetmiş, koymuştur. Korkmayınız! Gideceğiniz yerden mahzun da olmayın. En garip zamanında en sevdiği kişiler suretinde melaike kiram gözüküyor ve böyle diyor. Ve diyor ki ve ebşirû bil cennetilleti küntüm tuadûn. Sizi vaad olunduğunuz cennetle müjdeleriz derler. Nahnu evliyâüküm fil hayâti dünya ve fil âhire. Biz dünya hayatında da ahiret hayatında da sizin dostlarınız, yalnız bırakmayacağız orada buyuruyor. Allah Allah. Şimdi bu müjdeyi alan son nefeste böyle artık garipliği bütün dehşetiyle hissetmeye de başlayacağı bir anda böyle bir müjdeyi alan Müslüman artık perişan olur mu? Artık o mutludur. İşte onun için Resulullah Efendimiz hadis-i şeriflerinde El müminun la yemutun vel yungalun min darin ila darin buyuruyor. Müminler hakiki mümin dinine bağlı, doğru dürüst, onlar ölmezler. Onların ölümü diyor bir evden diğer eve geçivermek. Vel yungaluna min darin ila darin. Onlar diyor bir evden diğer eve taşınıverirler. Ahiret ölüm bu. Yine diğer bir hadis-i şerifinde müminin ruhu hamurdan kıl çeker gibi buyuruyor. Gerçek müminin ruhu kolay, hamurdan kıl çeker gibi. Duymayacak dehşeti. Ama kafirin ruhu da Allah korusun çatır çatır, kemikleri kırılırcasına. İbn-i Mesud radıyallahu anh buyuruyor ki ben Kur'an-ı Kerim'de her ayeti teyit eden bir hadisi de bilirim buyur. Fakat Resulullah Efendimizin
müminin ruhu hamurdan kıl çeker gibi çıkacak buyurduğu bu hadisi teyit eden bir ayeti kerime bulamadım diyor Kur'an-ı Kerim'de. Halbuki her hadisi teyit eden bir ayet bilirim diyor. Onu bulamayarak uyuduğum zaman rüyamda Resulullah Efendimiz zuhur etti. Dedi ki diyor, ya İbni Mesud, ey İbni Mesud, sen Sure-i Yusuf'u okumadın mı? Sure-i Yusuf'u oku buyurdu diyor. Uyandım, kalktım, abdest aldım, Kur'an-ı Kerim'i ve Sure-i Yusuf'u açtım, okudum ve orada gördüm bu hadisi teyit eden ayeti. Orada buldum diyor. Ayet-i kerime saygıyla. Felemma ra'aynahu ekbernahu ve kattane eydiyehunne. Ayet-i kerime. Malumunuz peygamberlerden Yusuf aleyhisselam dünyada harikulade bir güzelliğe sahipti. Tabii bizim peygamberimiz bütün yaratılmışların müstesnasıdır. O ayrı. Fakat ondan sonra onun haricinde Yusuf aleyhisselam harikulade bir güzelliğe sahip. Kardeşlerinin hasedine maruz kaldı. Kıssası uzundur. Yakup aleyhisselamın oğlu Yusuf aleyhisselam kardeşleri, 11 kardeşinin hasedine maruz kaldı. Kuyuya atıldı. Sonra Mısır azizesine köle, hizmetçi, köle olarak satıldı. Fakat Mısır azizesi Yusuf aleyhisselama hayranlık duydu. Evlenmek teklifinde bulundu. Ve Mısır ekabiri tarafından da ayıplandı kendisi. Dediler ki Mısır ekabirinin hanımları kendisine uşak, hizmetçi, köle olarak satılmış birisiyle evlenmek istiyor. Böyle bir düşkünlük gösteriyor. Bu çok garip bir şeydir diye onu ayıpladılar hülasa. Fakat o da kendini ayıplayan bu hanımları topladı, davet etti. Hepsine elma, portakal ikram etti. Uçak verdi. Buyurun dedi. Onlar elmayı, portakalı soyup yiyecekleri sırada Yusuf Aleyhisselam'ı getirdi karşılarında bir koltuğa oturttu. O zamana kadar Yusuf Aleyhisselam'ı görmeyen kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ı harikulade güzelliği içinde görünce hayret ettiler, şaşırıp kaldılar. Ve sallallahu ma haza beşera in huve illa melekün kerim, bu insan değildir dediler. Bu ancak melektir dediler. Onun tesir edici harikulade güzelliği karşısında hayran olup kaldılar. Elma soyar, portakal soyarız derken ellerini kesmişler. Farkında değiller. Farkında değiller. Bir de onlara işaret etti. Şu ellerinize bir bakın dedi. Baktılar ki hepsinin elleri kesilmiş, kanlar içinde kalmışlar, dalmışlar. Farkında değiller. Ve Mısır azizesi onlara işte beni ayıpladığınız Yusuf, bu Yusuf dedi. Yani buna, bununla evlenme teklifinde bulunuyor diye şey ettiniz. Fakat bugün siz ellerinizi kestiniz. Yani ben bunda mazurum demek istedi. Estağfirullah. Ve zalikünnellezî lümtünnenî fî. Beni ayıpladığınız Yusuf işte buydu dedi. Şimdi orada bu kadınlar Yusuf aleyhisselamın teshir edici güzelliği karşısında daldılar ve ellerini kestiler, farkında olmadılar. İşte bunun gibi mümin de ahirete giderken son anında ruhunu teslim edeceği zaman cennet bütün ihtişamıyla, bütün dekoruyla ona gösterilecek. Cenneti, gideceği o makamı hayranlıkla seyretmekte olduğu bir anda ruhu cesedinden alınacak. Ruhunun cesedinden alınmasının verdiği acıyı duymayacak. Evet. İşte onun için Resulullah Efendimiz müminin ruhu hamurdan kıl çeker gibi çıkacak buyuruyor. Cenab-ı Hak öyle hüsnü hatime nasip etsin cümlemize. O şekilde gidişe nail olanlardan eylesin. Evet. İman eden
dürüst hayatının bütün safahatında doğruluğu, dürüstlüğü bırakmayan, niyetini bozmayan iyi insanların, iman ehlinin neticesi, sonucu budur. İşte melaike-i kiram onları müjdeliyor. Diyorlar ki, nahnu evliyaüküm fil hayati dünya ve fil ahire. Dünya hayatında da, ahiret hayatında da biz sizinleyiz. Yalnız kalmayacaksınız gittiğiniz yerde, kabirde, bundan sonraki alemlerde. Biz sizin dostlarınızız, beraberiz. Nüzülen min gafurir rahim. O gideceğiniz yer, gafur ve rahim olan Allah tarafından size bir nüzüldür, ziyafet sofrasıdır derler. Böyle müjdelerler. Nüzül, lügatte karşılık beklemeksizin müstesna bir misafir için hazırlanan ziyafet sofrası. Yani bir karşılık gözetmeden, beklemeden müstesna bir misafir için hazırlanan ziyafet sofrasına nüzül denir. Yani cennet de mümin kulları için bir ziyafet sofrası. Hazreti Allah kullarından bir şeyle beklemiyor, istemiyor. Bana şunu verin, bunu böyle. Müstesna bir misafir için hazırlanan ziyafet sofrası gibi Hazreti Allah kullarına cennet nimetini hazırlıyor ki o dil ile tarif ve tavsife imkan yok. Nitekim bir hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki adettü li ibadis salihine ma la aynun ra'at وَلَا اُزُنُنْ سَمِعَتْ وَلَا هَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Ben salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, beşer hatırından geçmemiş şeyler hazırladım buyurdu. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَاَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ. Cenab-ı Hak, iman, istikamet ehlinin mutlu neticesini beyan ediyor. Bununla beraber buyuruyor ki Allah'a davetten daha güzel ne olabilir buyur. En makbul sözün, en makbul amelin de Allah'ın kullarını Allah'a davet olduğunu beyan ediyor. Bunu yaparken de kendinde bir varlık, benlik getirmeden, yani kibir, gurur getirmeden Allah'a davet eden sözden güzel ne olabilir buyur. En güzel söz Allah'ın kullarını Allah'a davet etmek, Allah'ın dinini, kitabını öğretmek, neşretmek, yaymak, Allah için nasihat etmek, telkinde bulunmak, vaaz etmek. Bundan güzel ne olur buyuruyor Cenab-ı Hak. Halkımız dilinde söylerler, filan hatip güzel konuştu, falanca güzel konuşuyor, bölükbaşı güzel konuşuyor derlerdi bizim zamanımızda eskiden. Çok hatip, güzel konuşuyor derlerdi. Yok azizler, en güzel söz Allah'a davet eden sözdür. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kelime-i tevhididir, kelime-i husnadır. Bir olan Allah'a davet eden, doğruluğa, iyiliğe çağıran nasihatler, telkinler, bundan güzel ne olabilir diyor Cenab-ı Hak. Ya Rabbi, sen bizi bu güzellikle muttasıf kullarından eyle ya Rabbi. Ve la tessevil hasenetu ve la seyyi'e itfa billeti hiye ahsen. En güzel sözün Allah'a davet olduğunu beyandan sonra Cenab-ı Hak iyilikle kötülüğün asla müsavi olmadığını beyan ediyor. Kötülüğü daima iyilikle def etmenin, kötülüğe iyilikle mukabeleyi emrediyor. Ey kullarım, size bir kötülük yapılmışsa siz onu iyilikle karşılayın, iyilikle def edin diyor. Burası da çok mühim. İslam'da zarar ve zırar yoktur buyurur Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde. La zarara ve la zırara fil İslam. İslam'da başkasına zarar vermek yok. Zırar da yok. Zırar nedir? Zarar verene zarar verme. Yani başkasına hiç zarar vermediğin gibi birisi sana zarar verse, bana bu zarar verdi, ben de buna bir zarar da ben vereyim. Bu yok. Anlaşıldı mı? Hiç zarar vermek olmadığı gibi sana zarar verene de zarar vermek yok. Kötülüğe karşı kötülük yok, iyilikle mukabele edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet, sana kötü davranan, kötülükle muamelede bulunan kişiye sen yine uymaz, ona onun aksine iyilik yapar, iyilikle muamelede bulunursan o bir gün gelir, kendi kötülüğünden utanır, mahcup olur, ben ne yaptım da ne yapıyor der, efendim, döner,
kendi kusurunu da bilir, intibaha gelir, o da kötülüklerden vazgeçer, gelir senin eline kapanır, elini öper ve aradaki düşmanlık kalkar, onun yerine sıcak ve samimi bir dostluk alıverir. İşte kötülüğe iyilikle mukabeleyi emrediyor Cenab-ı Hak ve buyuruyor ki ve izellezî beyneke ve beynehu adâvetun keennehu veliyyun hamîm. Kullarım, eğer siz size kötülük yapanlara kötülükle karşılık vermez, iyilik yapar, iyilikle mukabelede bulunursanız, iyilikle karşılıkta bulunursanız, aranızdaki kötülük, düşmanlık kalkar, onun yerini sıcak ve samimi bir dostluk alıverir buyur. Ve ma yulakkaha illellezine saberu. Buna da ancak sabreden kullarım ulaşır buyur. Tabii kötülük yapana karşı iyilik yapabilmek sabır ister, tahammül ister, sabretmek lazım. Sabreden kullarım buna mülak olur buyuruyor. Ve ma yulakkaha illa zu hazzin azim. Buna ancak azim hisse sahibi kullarım mülak olur buyuruyor. Kötülüğe iyilikle karşılık vermenin, kötülüğe iyilikle mukabelenin en güzel örneğini bizim peygamberimiz Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vermiştir. Mekke fethinde. Malumunuz Ebu Süfyan peygamberimizle karşı karşıya harp etti. Müşriklerin kumandanı olarak peygamber efendimizle karşı karşıya harp etti. Eshab-ı kiramdan birçoğunun şehit olmasına sebep oldu. Çok eza, cefada bulundu. Kendisi de ailesi de. Fakat en sonunda Mekke fethinde artık ailesi de kendisi de peygamberimizin eline esir düşmüşlerdi. Fakat geçmişteki yaptıklarına bakmadı Resulullah Efendimiz. Umumi bir af ilan etti. Men dahale dâre Ebi Süfyan kâne eminen buyurdu. Ebu Süfyan ve onun evinde kim varsa hepsi emindirler, kılıçtan geçmeyeceklerdir buyurdu. Bunun üzerine Ebu Süfyan da ailesi de çok mahcup oldular. Ne yaptık da ne yapıyor? Geldi elini öptüler, iman ettiler. Müslüman oldular. Ondan sonra da İslam'a çok hizmette bulundular. İşte kötülüğe iyilikle karşılık vermenin en güzel örneğini bizim peygamberimiz Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir. Cenab-ı Hak cümlemizi kötülüğe, kötülükle değil, iyilikle mukabelede bulunan kullarından eylesin. Cümlemizi kötülük karşısında feveran edip çirkin hareketlere girişmekten muhafaza buyursun. Sabreden kullarından eylesin. Sabır zordur aziz dinleyiciler. Ama sonu tatlıdır. Evet bak ne söylüyoruz. Sabır zordur. Fakat sonu çok tatlıdır. Allah ona muvaffak etsin. İşte sabreden kullarım buna muvaffak olur buyuruyor. Ve imma yenzeanneke mineşşeytani nezgun festaiz billah innehu huvessemi'ul alim. Kullarım eğer sizi şeytan yanıltır da bir isyana, bir hataya düşürürse derhal Allah'a sığının. Tövbe istiğfar edin. Sıcağı sıcağına o günahınızdan, hatanızdan dönün. Allah işitici ve bilicidir buyuruyor. Evet, hata her ne olsa bir hata etmişse insan derhal tövbe etmesi lazım. Hatada ısrar etmemesi lazım. Hatada ısrar etmek hatanın daha büyüğüdür, günahın büyüğüdür. Hatasını bilip de dönüş yapmak, tevbekar olmak, nedamet getirmek o bir fazilettir, meziyettir, irfandır. İşte onun için demişler eskilerimiz, kişi kusurunu bilmek gibi irfan mı? Ne kadar doğru bir söz değil mi? Evet, kişi kusurunu bilmek gibi irfan olmaz. En büyük kusur, kusurunu bilmemek. Adam ne varmış deyip de dalıp gitmek, Allah ondan muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak cümlemizi daima istikamet üzere olan bu ayet-i kerimede metu sena ettiği kullarından eylesin. O metenail olan bahtiyar kullar zümresine ilhak eylesin. Sohbetimizi burada bitirirken hepinizi en samimi hislerimle selamlar. Cenab-ı Hak'tan cümlenize tevfik niyaz ederim. Hoşça kalın aziz dinleyiciler.
bize tutasınız diye öğütler verir buyuruyor. Evet, insan önce her yönden dürüst olacak. Adalet, doğruluk, dürüstlük demektir. Müminin inancı doğru, ameli doğru, insanlar arasında muamelatı doğru, alışverişi, kantarı, terazisi doğru, hepsinden daha mühim, itikadı doğru olacak. Yani ehli sünnet vel cemaat akidesine sahip olacak. İtikat doğru olursa amel de zaten doğru olur. Amel itikada göre zuhur eder. Amel itikadın bir kopyasıdır. Her şeyden önce insanın itikadı, akidesi, inancı doğru olması lazım. Peygamber Efendimizin ve ashabının olduğu inanç, itikat, amel, yol üzere olması lazım. Böyle olanlar necata kavuşurlar. Fakat Peygamberimizin ve ashabının olduğu inanç, itikat, amel ve yoldan uzakta kalanlar yıkıma uğrarlar. Bu hususta bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki Setefterigu ümmeti selasen ve seb'ine fırkaten küllüha finnar illa vahideten. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunların hepsi cehennemlik. Ancak bir tanesi müstesna buyuruyor. Kıyle menhum. O bir fırka hangisidir ya Resulallah diye sorulduğu zaman Bahri Kainat buyuruyorlar ki ellezinehum ala ma ene aleyhi ve ashabi. O bir fırka benim ve ashabımın olduğu inanç, itikat, amel, yol üzere olanlardır buyuruyor. Ki işte Peygamber Efendimizin ve ashab-ı kiramın olduğu itikat, amel, yol üzere olan fırkaya ehli sünnet vel cemaat fırkası denir. Fırka-i naciyedir. Kurtulacak olan, dünya ahiret selametine, necatına kavuşacak olan fırka bu fırkadır. Diğerleri fırak-ı dalle, yani sapık fırkalar demektir. Evet, önce itikadı doğru olacak. Sonra ameli, muamelatı doğru olacak. Cenab-ı Hak bize doğrulukla emrediyor, dürüstlükle emrediyor. İhsanla, hayırhahlıkla, cömertlikle emrediyor. Cimrilikten men ediyor. Yakınlarından muhtaç olanlara, fakirlere ihsanla emrediyor. Her türlü kötülükten, fenalıktan men ediyor. Doğru, dürüst insanlar kendileri saadete, selamete kavuştukları gibi başkalarının da doğruluğuna, dürüstlüğüne, hidayetine vesile olurlar. Bu hususta tarihte hepimiz için çok büyük örnektir Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri. Abdülkadir Geylani Hazretleri ki küçük yaşta babasından yetim kalmış, kendisinde bir ilim aşkı meydana geliyor. Annesine beni okutun, tahsile gönderin diye ısrar ediyor daha küçük yaşlardayken. Annesi, çocuğum daha küçüksün, biraz daha büyü, ileride seni tahsile veririz, okuturuz, göndeririz demişse de ısrar ediyor. Küçük yaşlarda tahsil için bir merak içini sarmış, Allah yolunda okumak, tahsilde bulunmak istiyor ve annesi ısrarı neticesinde karar veriyor. Bağdat'a giden bir kervanla oğlunu tahsile göndermeye hazırlıyor ve babasından kalan 40 altını da kaftanının altına yerleştiriyor. Kervanla tahsil için yola çıkarıyor. Çıkarırken bir nasihatta bulunuyor. Diyor ki evladım, oğlum, Allah yolunda
tahsil için hasretine katlanıyorum, tahammül ediyorum. Fakat bir anne olarak sana bir vasiyet, tavsiyem var, nasihatim var. Bunu tutacak, bundan ayrılmayacaksın diyor. Nedir anneciğim diye sorduğunda, doğruluktan ayrılmayacaksın. Daima doğru, dürüst olacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Dürüstlükten, doğruluktan ayrılmayacaksın. Allah yolunda senin hasretine katlanacağım diyor. Peki anneciğim diyor, elini öpüp kervanla yola çıkıyorlar. Kervan bir hayla gittikten sonra eşkıyalar tarafından çevrilmiş, soyuluyor. Ve eşkıya reisi bir yerde oturmuş, adamları, kervandakileri soyup aldıklarını getirip eşkıya reisinin önüne koyuyorlar. Bu arada Abdülkadir Geylani Hazretlerine şakilerden birisi, küçük çocuk senin neyin var diyor, 40 altınım var demiş. Tahmin etmiyor, o gidiyor, bir diğer geliyor, senin neyin var, 40 altınım var diyor. Nerede? Kaftanımın altında. Elinden tutup eşkıya reisinin önüne götürüyorlar. Olabilir ya diyerek götürüyorlar. Soruyor eşkıya reisi, küçük çocuk neyin var diyor, 40 altının var. Nerede? Kaftanımın altında. Çıkar bakalım. Çıkarıyorlar ki hakikaten 40 altın. Eşkıya reisi çocuğa dönerek diyor ki, sen bunu söylemesen biz sende böyle bir şeyin olduğunu tahmin etmez ve aramaz ve almazdık. Fakat söyledin, almış olduk deyince Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki, annem bana doğruluktan ayrılma dedi. Anneme verdiğim bu ahde hiyanet edemezdim. İhanet edemezdim. Bana annem doğruluktan ayrılma dedi. Onun için doğru söylüyorum diyor. Çocuğun bu cevabı eşkıya reisinin kalbinde bir ürperme usule getiriyor. Arkadaşlarına dönüyor eşkıya reisi. Bakın diyor, şu çocuk annesine verdiği ahde vefa ediyor. Doğruluktan ayrılmıyor. Biz ise diyor, Allah'a verdiğimiz ahde vefa etmiyor. Onu bunu soymakla geçinip gidiyoruz. Bizim halimiz ne olacak diyor. Diğer şakiler, onlarda da bir intibah meydana geliyor. Diyorlar ki, bugüne kadar eşkıyalıkta önderimiz oldun. Gel şimdi şurada, şu çocuğun huzurunda tevbede de önderlik yap da tevbe edelim. Bu hallerimizden vazgeçelim. Kimden ne almışsak iade edelim. Rabbimizin affına sığınalım diyorlar. Ve küçük Geylani'nin huzurunda hepsi birden tövbe ediyor. Kimden ne aldılarsa veriyorlar. İslahı nefs ediyorlar. İşte aziz dinleyiciler, doğru, dürüst insanlar kendileri selamete çıktıkları gibi başkalarının da hidayetine, hak yolu bulmasına, tövbekar olmasına, intibaha gelmesine, hidayetine vesile olurlar. İnsan her zaman, her yerde daima doğru, sadakat üzere olması lazımdır. İşte Hazreti Allah doğruluk, dürüstlükle emrediyor, cömertlikle, hayırhahlıkla emrediyor, ihsanla emrediyor. Bir cemiyetin fertleri dürüst olursa, hayırhah olursa, ihsan sahibi cömert kişiler olursa, o cemiyette içtimai huzur kendiliğinden teessüs eder. Ama cemiyetin fertleri bu gibi vasıflardan yoksun olursa, o cemiyette içtimai huzuru bulmaya imkan yoktur. Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinin o adaletinin en zirveye ulaşması, Hazreti Ömer devrinin eşsiz adaletine ayrı bir renk veren numune insan Ebu Zer-i Gıfari'yi düşünelim. O Ebu Zer-i Gıfari radıyallahu anh ki sahabette eşsizdi. Eline bir imkan geçti mi
muhtaçlara, yoksullara dağıtır, kendisinde ancak kendine yetecek kadar alakoyarmıştır. Onun bu hasletini bilen Hazreti Ömer radıyallahu anh, hilafeti devrinde geç vakit akşamleyin Ebu Zer'e bir kese altın gönderiyor. Ve diyor ki götürün bunu Ebu Zer'e verin diyor. Başka da herhangi bir açıklamada bulunmuyor. Bununla şunu anlamak istiyor. Bakalım Ebu Zer bu bir kese altını sabaha kadar yanında bekletebilecek mi? Yoksa gece demeyip dağıtmaya mı kalkacak? Onu anlamak istiyor. Getirip veriyorlar bir kese altını. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh onu aldıktan sonra hemen sokaklara dalıyor. Kapı kapı dolaşarak fakirlere dağıtıyor. Kendisinde bir tane kendine yetecek kadar alakoyuyor. Hepsini dağıtıyor. Sabahın erken saatlerinde ikinci bir kişiyi gönderiyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Diyor ki git Ebu Zer'e söyle. Akşam ben ona bir kese altın göndermiştim. O emanetti. Lütfen iade etsin diyor. Gelip Ebu Zer'e bu söylenince Ebu Zer-i Gıfari radıyallahu anh dağıttığı fakirlerin listesini veriyor. Diyor ki ben onu filan 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 fakirlere dağıttım. Benim onlardan geri almaya yüzüm yok. Halifenin yüzü varsa gitsin onlardan geri alsın diyor. Evet, işte Ebu Zer gibi cömert, sahavetli insanlardan kurulu bir cemiyette Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın adaleti kemalin zirvesine ulaşmıştır. Bir cemiyetin fertleri dürüst, adaletli, hayırhah, cömert kişiler olursa o cemiyette adalet güneşi doğar, içtimai huzur teessüs eder. Ama fertler yaramazlaşırsa tabii ki başındakiler de ona göre olur. Tarihte iki kişi şu sözü söylemişlerdir. Biri Haccac, diğeri de Harun-ur Reşid. Haccac'ın Harun-ur Reşid'in yanında bazıları Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın adaletinden menkıbeler naklediyorlar. Böylece onlara göndermede bulunuyorlar, tarizde bulunuyorlar. Diyorlar ki Haccaca ve Harun-ur Reşid'e Hazreti Ömer şöyle adildi, böyle adildi gibi konuşup menkıbeler naklediyorlar. Ve demek istiyorlar ki yani sizde bu adaleti göremiyoruz gibi. Yani göndermede, tarizde bulunuyorlar. Fakat ne denmek istediğini anlayan Haccac ve Harun-ur Reşid aynen şu sözü söylemişlerdir. Tarihte bu çok meşhurdur. Tebazeru eteammeru. Siz Hazreti Ömer devrinin Ebu Zer'leri gibi insan olun da hayırhah, cömert, kendisinden önce diğer kardeşlerini düşünen insanlar olun da biz de sizin başınıza Ömer gibi adil hükümdar olalım demişler. Çok yerinde bir söz. Evet. Öyle diyor. Tebazeru eteammeru. Siz Ebu Zer'leşin de biz de Ömer'leşelim. Yani siz Ebu Zer gibi insan olun da onun devrinin insanlar gibi insan olun da biz de başınızda Ömer gibi adil hükümdar olalım diyorlar. Evet. Taşı gediğine koyuyorlar. Doğrudur. Neye layıksanız onunla idare olunursunuz buyuruluyor hadis-i şerifte de zaten. Evet. Cemiyetin fertleri iyi olacak ki başı da ona göre iyi olur. Filan zamanda gelseydim, ne devirlere kaldık gibi sözlerle yaşadığı zamanı beğenmemek için insanın hakikaten bir fazilet timsali erenler katına yükselmiş olması lazım gelir. Eğer devrimiz kötü ise bilelim ki cemiyetin fertleri olarak o kötülüğün mesuliyetini
omuzlarında taşıyanlardan bireriyiz. İyi ise onun sevabına ortak olanlarından bireriyiz. Zira devrin karakterini yapan insandır. Zamanda değişen bir şey yok. Zaman dün ne ise bugün de aynıdır. Gün yine 24 saat. Mazide de, geçmişte de gün 24 saatti. Bugün de gün 24 saat. Güneş aynı güneş. Ay aynı ay. Seyyareler aynen. Kainatın nizamında değişen bir şey yok. Değişen bir şey varsa belki biz insanlar ve insanların ihtirastan kurtulamayan ahlakıdır. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin buyurduğu gibi Naibu zamane vel aybu fina ve in tekelleme zamanu lehecana diyor. Biz zamanı ayıplıyoruz. Ne kötü zamana kaldık, ne devre kaldık gibi. Oysa ki ayıp bizde, insanlardadır. Eğer zaman bize gelip konuşacak olsaydı, sizin yaptığınız şu kusurları, kötülükleri, noksanları yapan ben miyim, siz misiniz der, bizi hicveder, mahcup ederdi diyor. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde iki delikanlı genç bir bedeviyi yakalamışlar, halifenin huzuruna getirirler. Bu adam babamızı öldürdü. Kısas isteriz derler. Hazreti Ömer radıyallahu anh bedeviye dönerek bu ithama ne dersin diye sorar bedevi. Ya emiral müminin, doğru söylüyorlar. Ben adam öldürdüm. Fakat katil kastım yoktu. Çok sevdiğim atımla beraber bir bahçenin kenarından geçerken hayvan dalı dışarı fırlamış ağaçtan bir yaprak kopardı. Bahçe sahibi olan zat da bunu hoş görecek yerde bir taş aldı, atıma attı, başına isabet etti. Hayvan hemen yıkıldı ve öldü. Ben de o anda teessürümden ne yapacağımı bilemeyerek aynı taşı aldım, bahçe sahibine attım. Onun da başına isabet etti. O da öldü. Bu delikanlılar da oğullarıymış. Beni yakalayıp huzurunuza getirdiler dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, sana düşen kazaen de olsa taş atıp adam öldürmek değildi. Atının diyetini, bedelini dava etmekti. Sana kısas lazım gelir, hükmünü verir. Bunun üzerine genç bedevi yalvarır. Ya emiral müminin, bana bir hafta mühil verdir. Kabilemin yanına gideyim. Borcumu alacağımı vasiyet edeyim. Bir sabi oğlum var. Öksüz kalacak. Ona bir vasi tayin edeyim der. Hazreti Ömer radıyallahu anh kefil göster deyince Medine'de hiç kimseyi tanımayan bedevi etrafına şaşkın şaşkın nazarlarla bakınır. Ve nihayet orada halifenin meclisinde hazır bulunanlardan Ebu Zer-i Gıfari'yi göstererek şu zat kefil olsun der. Ebu Zer de kabul eder. Bu kefalet kolay değil. Eğer bedevi sözünde durup gelmezse, maktulün kan davacıları kısasta ısrar ederlerse, Ebu Zer bedevinin yerine idam edilecek. Yok, diyete razı olurlarsa belki bütün servetini kaybedecektir. Nihayet bir hafta müddet dolar, son gün güneş kavuşmak üzere Hazreti Ömer radıyallahu anh davayı ikame eder.
tam bu son anda Bedevi gelir. Ya emiral müminin, af dilerimdir. Atım öldüğü için çölde yaya geldim. Birazcık geciktimdir. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh, sen beni affet ki hakkında kötü düşünmüştüm. Seni gelmeyecek zannetmiştim. Kefilini mahkum etmek üzereydim deyince Bedevi, ya emiral müminin, ne günlere kaldık, söze sadakat, ahde vefa kalmadı, dedirtir miyimdir? Bu defa Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ebu Zer'e döner, sen bu Bedevi'yi önceden tanıyor muydun diye sorar. Hayırdır. Ya nasıl kefil oldun der. O da der ki, ya emiral müminin, ben de zamanımızda mürüvvet ve insaniyet kalmadı mı dedirteyim der. Bu defa Hazreti Ömer, maktulün kan davacıları olan gençlere döner. Babanızın kanı için kısasta ısrar ediyor musunuz? Yoksa diyete razı olur musunuz? Diye sorar. Onlar da ne kısas isteriz, ne de diyet. Biz de zamanımızda saha ve kerem kalmadı mı dedirtelim. Bu civan-ı mert bedeviyi affettik derler. İşte aziz dinleyiciler, özlemini, hasretini duyduğumuz içtimai huzur, söze sadakat, ahde vefa, mürüvvet ve insaniyet, saha ve kerem sahibi fertlerden kurulu cemiyetlerde doğar. Cemiyetimizin huzurunu istiyorsak neslimize sahip çıkmamız, onların sözüne sadık, ahdine vefakar, mürüvvet ve insaniyet, saha ve kerem sahibi fertler olmasını temin etmemiz, bu ruhu, bu terbiyeyi vermemiz lazım. Neslimize bu aşıyı yapabilirsek, böyle yetiştirebilirsek, hasretini duyduğumuz içtimai huzur kendiliğinden teessüs edecektir. Cenab-ı Hak bu hususta hepimizi vazifesini müdrik olan kullarından eylesin. Sohbetimizi burada bitirirken hepinizi en samimi hislerimle selamlar. Cenab-ı Hak'tan bu hususta cümlemize tevfik niyaz ederim. Hoşça kalın aziz dinleyiciler. Bitti mi?